Kızlar kalkar kalkmaz videonun başına oturdum. Bugün anneler günü. En başta canım, annem olmak üzere bütün dünyadaki bütün annelerin anneler gününü kutluyorum en içten dileklerimle. Annelerinizin değerini bilin kızlar. Değerini kaybettikten sonra bilmeyin, kaybettikten sonra anlamayın, görmeyin. Onlar sağken, başımızdayken değerlerini bilelim. Annelerini kaybetmiş olanlar da vardır illaki aramızda. Onlar da sakın üzülmesin. Bence annelerimiz bir melek oldu. Cennetteler. Bizleri bekliyorlar. Tekrardan anneler günümüz kutlu olsun. Kızlar, güzel bir mutfak temizliği videosu yapmıştım. Dolap işleri değil de mutfak temizliği. Bir saniye telefon çalıyor. Ondan sonra bir problem oldu. Düzenleyicide olmadı kızlar. Ondan dolayı o kısmı atamayacağım. Şimdi bugün akşama böyle fırında beşamel soslu kremalı bir makarna yapacağım. Geçenlerde yapmıştım. Çok beğendi eşim. Ben de beğeniyorum zaten. Yine istediler. Şöyle makarnamı haşladım kızlar. Hazır. Bunu biraz şimdi soğuk suya tutup ondan sonra süzgeçten süzeceğim. Şurada da ne hazırladım? 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı un koydum kızlar. Şimdi bunu altını açtım. Bunu kavuracağım. Canlarım bir saniye. Şuradan bir tahta kaşık alayım ben yine ya. Ya da şunu mu alayım? Yok, şunu alayım. Bununla çırpıcıyla yapmak daha kolay olur. Ben şu makarnayı bir süzgeç alayım. Kızlar, biraz böyle unu kokusu gidene kadar kavuruyorum tereyağı ve sıvı yağda. Benim kullandığım gibi bu tarz bir şey kullanırsınız daha iyi olur. Çünkü neden? Unumuz topaklaşmaz. Hızlı hızlı çırpa çırpa. Yani ben beşamel sosumu bu şekilde yapıyorum kızlar. Kızlar, gördüğünüz gibi unu yağda güzel kavurdum. 2,5-3 bardağı yakın şu su bardağıyla süt kattım kızlar. Yavaş yavaş bir elimle sütü kattım, bir elimle bununla çırptım. En son birazcık böyle hani pat 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 hani kaynamaya başlayınca söndürdüm. Kıvamını zaten hemen aldı. Şöyle kıvamın en son kapattıktan sonra da tuzunu ve karabiberini ekledim kızlar. Karabiber ekleyip eklememek size kalmış ama bence güzel oluyor. Şu şekilde koyu, pudingten biraz daha katı bir kıvam aldı. Siz daha mesela çok katı olsun istemiyorsanız biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ben bu şekilde seviyoruz. Şimdi bunu balkona soğumaya bırakacağım. Şurada da makarnalarım var kızlar, şu şekilde. Makarnamın bütün paketi kullanmadım, bir kısmını bıraktım kızlar. Bu sefer fazla geliyor, yenmiyor. Fırın makarna tencereye falan da aktaramıyorum. Dediğim gibi şu beşamel sosu bir soğutayım. Evet kızlar, böyle borcamın içine birazcık zeytinyağı aldım yağlamak amacıyla. Şöyle fırçamla, bu taraftan karanlık gösteriyor sanırım. Böyle daha iyi oldu. Çok pardon. Fırçamla kızlar şöyle yağlıyorum. Borcamın kenarlarını, köşesini falan pişmezdim. Sıvı yağla yağlayayım kızlar. Ben elime zeytinyağı geldi. Zeytinyağıyla yağladım. Beşamel sosumu da soğuttum. Şimdi makarnalarımı döküyorum kabıma. Şimdi kızlar, kremamı alacağım. Ne oluyor Çınar Yusuf? Şuradan makasımı alayım. Ağzımı açmak zorunda kaldım.
Şöyle bir keselim bakalım şunu. Bu arada ben şu A101'in tip feşinin kremasını kullanıyorum. Uzun zamandır çok memnunum. Ama toplu alışverişimizi binden yaptığımız için orada tip feşinin yok kızlar. Pınar'ın mı ne var herhalde? Pınar'ın olması gerekiyor. Şöyle kremamı. Bir paket kremamı. Makarnalarımı. Döktüm. Siz borcamda rahat karıştıramam diyorsanız daha büyük bir kaba alıp karıştırın, ondan sonra borcamınıza dökersiniz. Şimdi ben deneyeceğim, karıştıramazsam ben de o şekilde yapacağım. Oğlum patladı zaten, balon sonuçta bu. Patlaması, evet ben de büyük kaba alacağım bunu kızlar, durun. Oğlum kapağı kırıldı. Akıl akıl, Türk aklı. Tezgahım tertemiz kızlar bu arada. Kremayı döktüm. Şunu içine rahat bir şekilde karıştırayım ben. Yani bu makarnayı hiç fırınlamadan bu şekilde bile veya beşamel sos yapmadan bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Harika olur. Tabii kremayı sevenler için söylüyorum bunu. Kızlar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Kaşar peynirimin bir kısmını, şu kadarını falan rendeleyip bu makarnanın içine katacağım. Kızlar şu kadar bu kaşar peyniri rendeledim. Bunu makarnanın kremayla karıştırdığım makarnanın içine aktarıyorum. Çünkü iç kısmında da kaşarlı olsun, daha lezzetli olur. Kızlar, beşamel sos, kaşar peyniri de krema bir araya geldi. Karıştırdım. Şu şekilde oldu. Şu şekilde oldu. Kızlar makarnalar hiçbir şekilde dağılmadı. İçerisi yıkılıyor. Kızlar su babası görür. Şimdi tepsime bunu döküyorum. Tadı mükemmel kızlar. Kesinlikle denemediyseniz yapın. Kesinlikle diyorum. Beşamel sosumun kıvamı da harika oldu. Yani çok cıvık yaparsanız beşamel sosu bu şekilde kalıp gibi olmaz kızlar. Krema koymasanız da olur. Kremasız da yapabilirsiniz. Kremanız yoksa kremasız yapın. Veya kaşar peyniriniz yoksa içine normal peynir ekleyerek yapabilirsiniz. Ama beşamel sos olması gerekiyor. Zaten beşamel sos da kolay kızlar. Herkesin evinde sana yağı, tereyağı, sıvı yağ, un ve süt vardır. Yani. Karabiber sevmiyorsanız beşamel sosa karabiber katmazsınız. Ben makarnaya hiç tuz katmadım. Beşamel sosa tuz kattım sadece. Evet. Şimdi. Şurada kaşar peynirimi rendeledim ama abartmadım kızlar, çünkü içinde bayağı kaşar peyniri var. Üstünde kızarması için güzel. Yetmezse biraz ekleyeceğim. Şöyle kaşar peynirlerini de üzerlerine boca ediyorum. Şöyle üzerine ince bir tabaka bir şekilde kaplamak yeterli. Farklı kızaran bir peynir de kullanabilirsiniz. Bu Heldin peynirleri olsun, çeçi peynirler olsun, bazı peynirler onlar da kaşar peyniri gibi oluyor ya. O tarz peyniri de kullanabilirsiniz. Ben mesela geçen yaptığımda kaşar peynirim yoktu. Üzerine şey koydum. Şu bölünen peynirler var ya, tel peynir. Tel peynirim vardı. Aynı kaşar peyniri gibi oluyor onlar da. O da çok güzel oldu kızlar. Eridi. Hemen eriyince aldım. Zaten içinde pişmedik bir şey yok kızlar. Hepsi pişmiş. Kaşar peynirler kızardığı zaman üstü
fırından çıkaracağız. Yani dakika falan vermiyorum. Kontrol edin dışından. Kaşar peyniri kızardığı zaman alırsınız. Tamam. Şurada benim mini tepsim çok güzel. Rendeyi hep bunda yapıyorum. Şunu göstereceğim size şimdi kızlar. Bir ellerimi bir yıkayayım da bir saniye. Kızlar son hali bu şekilde. İnanır mısınız? Gerçekten nefis olacak. Kesinlikle yapın, deneyin yani. Şimdi bunu fırına vereceğim. Üzerindeki kaşarlar kızarınca servis yapacağım ve yiyeceğiz. Bu kadar. Video çok uzamasın veya çok gece kalmasın diye piştiği hali beklemeyebilirim. Belli olmaz benim işler. Kızlar son hali böyle. Harika oldu. Servis tabaklarımı getirdim. Dileceğim şimdi. Balkonda yiyeceğiz. Kızlar bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yakup'un kuzeni Akça'ya gelmiş. Akrabaları varmış burada. Eşinin. Buraya gelmişler. Şimdi aradılar. Siz de gelin akşam görüşelim diye. Hemen biz yemeğimizi yiyip oraya gideceğiz. Yarın akşam da büyük ihtimal onları davet edeceğiz. Bugün de davet ettik ama bugün gelemeyiz dediler. Öyle kızlar. Makarnam harika oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça bakalım. Eğer videoma abone olmadıysanız beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın.